Efendim hayırlı akşamlar. Yaz geceleriyle birlikteyiz. Bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'nın yoğun gündemi arasında AK Parti'deyiz ve AK Parti'nin ev sahipliğinde bir programı gerçekleştiriyoruz. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ Bey bizlerle birlikte yakın süreçte Türkiye'nin gündemini, meselelerini, yakın süreçte yaşadığımız birçok sıkıntıyı kendilerine soru olarak yönelteceğiz. Konya'dan birlikte geldiğimiz gazeteciler ile birlikte. Efendim hoş geldiniz. Katılımlarınızdan sizler hoş geldiniz. Ediyoruz. AK Parti'ye, Ankara'ya hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum ben de inşallah. Güzel bir ambiyans var aslında. İlk defa yayın bize nasip oldu zannediyorsam burası için. Evet. Ümit ediyoruz Konya'dan bereketle başlar bu stüdyodaki yayınlarınız. Vallahi temin Konya edin. Her zaman için bereketli bir yerdir. Tahıl ambarımız. O bereketle inşallah burada da çok güzel faaliyetler icra ederiz. İnşallah. Efendim bugün tabii aynı zamanda haber müdürümüz, Kanal 42 haber müdürümüz Bekir Akkaş Bey bizlerle birlikte ve Merhaba Gazetesi istihbarat şefi Emre Özgül Bey bizlerle birlikte misafirimize, daha doğrusu misafir olduğumuz yerde Sayın Başkanımıza sorularımızı, gündemimizdeki soruları yönelteceğiz. Sayın Başkan, aslında çokça tartışılan bir mesele, kendiniz de avukatsınız. Bu barolar sürecini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, nasıl okumamız gerekiyor? Dün de geç saatlerde komisyondan geçti. Türkiye bu barolar meselesini nasıl okuması gerekiyor? Şimdi kanun içeriğine artık girebiliriz. Yani süreç konusunda da işte başladığı süreç yıllardır barolarla ilgili. Daha doğrusu Anayasa 135'te karşılığını bulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarla ilgili birçok şey söylenir. Biz de avukatlık yaptığımız dönemde baro seçimlerine girerken baroların, avukatların haklarını, avukatların sıkıntılarını dile getirme konusunda çok yetersiz kaldıklarını her baro seçiminde mutlaka söyler. Baroların siyaset yaptığını, daha o zaman yani bir siyasi kimliğimiz olmadan dahi bunları dile getirirdik. Evet. Ama bunlar geride kaldı. Sonuç olarak bunlar yaşanan şeyler. Buna rağmen barolarda bu kadar eleştiri, kendi içinde eleştiri. Yani bir avukatın kendi meslek örgütüne karşı yapmış olduğu eleştiri doğrultusunda baro yönetimleri herhangi bir hamle yaptılar mı? Yapmadılar. Yine aynı şekilde o günden bugüne, yani ben 2011'de milletvekili oldum. Milletvekili olduğum 2011'den 2019'a kadar 3 ya da 4 tane baro yönetimi değişti İzmir'de. Evet. Bir İzmir'deki baro yönetimindeki bir arkadaş veya baro başkanı avukatların sorunlarıyla alakalı bizim kapımızı çaldı mı çalmadı. Böyle bir gündemleri yok. Gündemleri daha çok siyasi tartışmalar üzerine ortaya çıkan hususlar. Yani Diyanet İşleri Başkanımızın yapmış olduğu açıklamadan sonra ortaya çıkan bir tablo gibi görüntü oluşsa da burada bir problem var. Bu problem üzerine aslında ortaya konulan bir teklif söz konusu ve uzun zamandır çalışılan bir teklif. Tamam, meclisin milletvekillerinin, avukat milletvekillerinin teklif üzerinde çalışarak ortaya koymuş olduğu bir düzenleme. 5000 avukatın olduğu yerlerde, yani Ankara, İstanbul ve İzmir. Evet. 3 büyük şehirde şu anda 5000 avukat var. 2000 avukat bir araya gelerek bir baro oluşturabilecekler. Peki baroların önünde bir isim olacak mı? İsim olmayacak. Yani bir nolu baro, iki nolu baro. Ama 2000'in üzerinde bir sayıda buluşmak mecburiyeti söz konusu. Şimdi şöyle bakıyorum ben olaya. Yani bu düzenleme yeni bir özgürlük engeli var mı? Özgür engeli yok. Çünkü bir avukata mecburen bir baroya üye olma mecburiyetini önüne geçip önündeki seçeneklere göre istediği baroya üye olma imkanı sağlayabiliyor. Şimdi arkadaşlar nispi temsil olayını söylüyorlar. Bunu da tartıştık biz. Tartışmadık değil. MYK'mıza tartıştık. Meclislik avukat milletvekili arkadaşlarla tartıştık. Barolarla grup başkan vekillerimiz bu konuları müzakere ettiler. Nispi temsili yasaklıyor muyuz? Yasaklamıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Yani bir grup 2000-2500 avukat bulabileceğini, yani imza bulabileceğini söylüyorsa, başka bir grup yine aynı düzeyde bir sayısı varsa pekala bir araya gelip ayrı barolar oluşturmadan tek bir baro çatısı altında
yönetimi de buna göre oluşturup yollara devam edebilirler. Bunun önünde engel var mı? Bir engel yok. Peki baro bir kamu kurumundaki meslek kuruluşu, bir STK, aslında STK değil işte orada karışıyor. Ya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu. Bunu yasaklıyor muyuz? Bunu kapatıyor muyuz? Zaten anayasa gereği kapatamayız. Kapatma durumumuz var mı? Yok. Yani dolayısıyla burada handikaplar, evet bir handikaplarla alakalı bir takım şeyler söyleniyor. Onlar da her ideolojinin ayrı ayrı barosu olacak şeklinde handikap konuları söylüyor. Bu da işte yargıyı etkileyebilir. Ben buna da çok fazla inanmıyorum. Böyle olacağını düşünmüyorum. Bunu da niye söyleyeyim? Çünkü ortaya koyduğumuz sayılar az sayılar değil. Yani bir seçimde İstanbul'da 8 bin oyla, 44 bin avukat var, 8 bin oyla seçiliyor. 8 bin oyun tamamı o kazanan baronun yönetiminin oyu, ideolojik olarak tamamı kendi oyu değil. Burada şahsi ilişkiler, muhabbetler, davada karşılaşmalar, okul arkadaşlığı, staj eğitim merkezindeki dostluk, staj eğitim merkezinden sonraki hukuk, diyaloğun devamı, genç avukatların o staj eğitim merkezinde kendilerine birebir ilgilenen yönetim kurulu üyelerine, başkana oy vermesi şeklinde oluşan bir durum söz konusu. Onun için bu sayıları bulmak ve bu sayıları muhafaza etmek için ben oluşan baroların mutlaka avukatların hukukuyla alakalı bir takım şeyler söylemek mecburiyette, vaat vermek mecburiyette olduğunu düşünüyorum. O açıdan avukatlar aleyhine bir durum olmayacaktır. Nedir mesela? Mesela bir baro, ben stajını yeni bitirmiş ve yaptığım sınavda, bir formalite olsa bir sınav yapılır avukatta ya da bir tez hazırlanır. Bu tezde en iyi tezi yapan 5 tane avukata yurt dışında staj imkanı sağlayacağım ya da yurt dışında master imkanı sağlayacağım. Ya da bir baro 5 yılda bir silah harcı, silah ruhsatı serbest doğal olarak avukatlarda. Silah harcını ücretsiz olması için mutlaka girişimde bulunacağım vesaire vesaire. Daha bunlar çoğaltılabilir. Ya da davalarda adliyede zor şartlarda mesela şöyle durumlar da vardır. Duruşma saati 11 diye yazılır ama saat 2'de duruşmaya girersiniz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağım gibi. Yani daha böyle avukatların meslekten kaynaklı sorunlarını dile getirmek gibi bir durum ortaya çıkacak. Rekabet iyidir. Rekabet bir şey sağlar. Önüne bir engel koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Bu açıdan inşallah daha iyi olacaktır. Peki bunun bu süreçte faydasına olacağını bahsettiğiniz durumda daha çok ön plana çıkan şeyin endişelerin olmasının temel sebebi nedir peki? Şimdi endişe noktasında yani eylem yapanlar kimler? Bir bakalım. Yani Ankara, İstanbul, İzmir baroları. Ben kendilerinin de bu sayılarda bir sayı ulaşmalarının çok imkan dahilinde olmadığını, dolayısıyla bugüne kadar kendi özel alanlarında o özel alanı imkanlarını kullanarak kendi ideolojilerini yansıtma, bir gündem oluşturma, buradan bir takım siyasi neticeler alacak işler yapmanın önüne bu saatten sonra engel olacağını gördükleri için böyle girişimlerde bulunduklarını düşünüyorum. Tüm avukatları temsil etmiyor. Mesela bütün barolar bu süreçte bize de baro üyesi olduğumuz için günlerce mesaj attılar. İşte İzmir Barosu, Kıbrıs Şehitler Caddesi yürüyoruz. 8 bin avukatın olduğu yerde 400-500 avukatla bunları gerçekleştirdiler. Tam benim dediğim yere geliyor. Yani kendi az ama örgütlü yapılarıyla çok ama örgütsüz yapılara karşı hep böyle yönetimlerde sonuç aldılar. Seçimler sonuç aldılar. Bu düzenlemeyle böyle bir sonuç alamayacaklarını biliyorlar. Bir de çok sessizlik ortaya çıkacak. Yani bir konuda bir baro bir şey söylerken ister istemez başka bir baro başka bir şey söyleyecek. O çok sessizlik herhalde arkadaşları rahatsız edecek anladığım kadarıyla. Çünkü yıllardır özel 3 baronun nasıl bir zihniyet yapısıyla yönetildiğini özellikle biz avukatlar gayet iyi biliyoruz. O zihniyet yapısının değişimini istemiyorlar. Kurumsal yapılar yani bu tarzdaki artık beyinde tabu oluşturmuş yapıları değiştirmek çok kolay olmuyor. O tarzda değişimler yaptığınızda ister istemez mutlaka defans görüyorsunuz. Bir de yani herkesin bir dünya görüşü var.
bizim burada yönetimsel bir sorun olmanın ötesinde mevcut barolarla bu kadar bir eylemsellik içinde olmalarının yegane sebebi zaten zihin ve kalp farklılığı. Yani onlar sadece barolarla ilgili düzenlemeye karşı koyarak bir beyanat ortaya koyma, bir eylemsellik ortaya koyma içinde olmadılar. AK Parti iktidarlarının hangi döneminde hangi işlemi yaptıysa bunlar hep onun karşısı oldular. Bunu 27 Nisan bildirisine karşı duruşlarda da, Cumhuriyet mitinglerde de, o dönemdeki ordu görev pankartlarında da görebilirsiniz. Yani bu düzenleme çok iyiydi de niye karşı koydular değil. Zaten ne yaparsak yapalım, yani biz nispi temsil noktasında bir şey yapmış olsaydık da karşı olacaklar. Veya yarın bir gün başka bir düzenleme yapsak da onu da karşı olacaklar. Çünkü dünyaya bakışımız, Türkiye'ye bakışımız, bölgeye bakışımız çok farklı. Yetiştiğimiz belki şartlar bu anlamda farklı. Dediğim gibi beyinsel ve kalpsel farklılıklarımız var. Onun için bu da arkadaşların kendi küçük dünyalarında büyük işler yaptıklarını zannettikleri o küçük dünyalarını yıkan bir özelliği olduğu için böyle bir karşı duruş ortaya koyuyorlar. Komisyondan geçti, inşallah önümüzdeki haftalarda da genel kurudan geçer. Ondan sonra uygulamasını hep beraber göreceğiz. Efendim, şimdi çoklu baro sistemini bir kenara bırakacak olursak, sizin hem partili kimliğiniz var hem de aynı zamanda avukatsınız. 60 baro başkanlığının Ankara girişinde görmüş olduğu müdahaleyi sizler de medya aracılığıyla takip etmişsinizdir. Her şeyi bir kenara bırakarak, yani bir avukat olarak o görüntülere üzüldünüz mü peki? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani ne olursa olsun belki ideolojik olarak düşünceleri sizinle tam anlamıyla uyuşmuyor olabilir ama yani bir avukat bu müdahaleyi hak eder mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, sadece avukat değil, yani herkesin toplantı ve gösteri yürüyüşleri bağlamında kendi görüşünü ifade etme imkanı var. Zaten bir günlük yaşanan bir hadise oldu. Daha sonra da toparlandı ve süreçte kendilerini ifade edecek imkanları da bu anlamda bulmuş oldular. Sadece onların değil, kamu düzenini bozmadan, yani kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreç bir terör sürecinin de ötesinde farklı bir süreç ortaya da şu anda. Özellikle pandemiyle ilgili bir süreçten geçiyoruz. Bu konuda ülkeyi yönetenler olarak en az vakayla neticeleri almaya çalışıyoruz. Bu açıdan sadece baro başkanlarının bu tarzdaki eylemi değil, bunun gibi birçok eylemle alakalı süreç içinde ülkeyi amirlerin, bakanlığın, İçişleri Bakanlığı kararlar oluyor. O gün için yaşanan bir durum söz konusu oldu ama bir gün sonra konuşuldu ve anlaşıldı. Ve baro başkanları veya başkaları kim olursa kendi düşüncelerini kamuoyuna duyurma açısından duyurmuş oldular. Aslında o günkü eylem de onlar açısından kendi görüşlerini duyurma anlamında da bir durum ortaya çıkartmış oldu. Bekir Bey de bu konuyla alakalı bir söz verelim isterseniz. Benim barolarla alakalı değil de sosyal medyayla alakalı bir şeyim olacaktı. Baro şeyini tamamladıysak eğer. Tabii, buyurun. Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyayla ilgili bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde. Bunun üzerinden de sosyal medyada özellikle tepkiler gelmişti. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme söz konusu mu? Bu düzenlemeyle alakalı siz de bir hukukçu olarak bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani sosyal medya ve internet medyası, internet hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani yıllardır artık bu mecra üzerinde birçok şeyler yaşıyoruz. Yani hayatımızın en önemli mecrasından biri. Biz sürekli bununla alakalı araştırmalar da yapıyoruz. Gençlerin büyük bir kısmının bu konuya ilgisi, alakası hepimizce malum. Yani aynı zamanda sadece gençler arasında değil, ileri yaşlılar da artık sosyal medyada bulunuyor. Siyaseten sosyal medyada bulunanlar var. Sadece eğlence için sosyal medyada bulunanlar var. Son dönemde özellikle gençlerde eğlence açısından sosyal medyada bulunmak, işte Instagram burada çok daha revaçta olmaya başladı. Bu anlamda da bir husus var. Hayatımızın parçası olmasıyla beraber sosyal medya üzerinden hem devletin yönetimi noktasında aynı zamanda da birey hak ve özgürlükleri noktasında bir takım hadiseler ortaya çıkmaya başladı. Bunu sadece Türkiye'nin bir meselesi. Bugün İngiltere mesela 14 yaşında bir kızın Instagram'da izlemiş olduğu çok iç karartıcı bir
videodan sonra intihar etmesinden bu yana, 2018-2019'dan bu yana İngiltere sosyal medya ile ilgili düzenlemeyi tartışıyor. Brexit süreci, pandemi süreci girmesiyle bir düzenleme olmadı ve iktidarı muhalefet her bir hepsiyle beraber bu konuda bir düzenleme yapmak lazım noktasında. Almanya bu sorunu görmüş, hem siyasilere yapılan iftira. Mesela Almanya burada çok önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Almanya'nın yapmış olduğu düzenlemede siyasilere karşı iftira ve karalama propagandası 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Almanya'nın yapmış olduğu düzenlemede. Yine internet üzerinde tehdit içeren özel paylaşımlar cezası 2 yıl hapis. Eğer söz konusu paylaşım genel olarak yapılırsa 3 yıla kadar hapis. Yani kişiye özel yapılırsa 2 yıl, genel olarak yapılırsa 3 yıl. Şahsa yönelik hakaretlerin cezası 2 yıl hapis. Yine sosyal medya kuruluşlarının sorumluluğu, kullanıcılara kolay ve sürekli erişebilir ihbar yöntemleri sunulması. Yani benimle alakalı bir paylaşım, hepimizle alakalı bir paylaşım olabilir. Bu paylaşım bana hakaret içeriyorsa bir ulaşabilmem lazım. Yani şimdi dediğim gibi hem bireylerin özgürlüğü noktasında hem mali yükümlülük ve muhataplık konusunda sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Hayatımızın bir parçası bir yandan. Şimdi dolayısıyla bir yandan bakıyorsunuz bir kişi ya kendi hesabı veya bir fake hesabı üzerinden sizinle ilgili birçok doğru olmayan yalan hiç olmadığınız, bilmediğiniz hususlarla ilgili rahat rahat paylaşım yapabiliyor. Yani klavye savaşçıları. Yani resmen yani klavye mücahidi tabiri kullanıyorlar da çok hoşuma giden bir tabir değil yani. Mücahidlikle onu yanına getirmek istemiyorum işin doğrusu. Yani orada sürekli olarak insanların bazen siyasilerle ilgili, bazen sanatçılarla ilgili, ön planda olan kişilerle ilgili, kamu görevlilerle ilgili çok rahat bir şekilde yapmış olduğu hakarete yönelik durumlar söz konusu. Kişilerin birbirleriyle ilgili de böyle durumlar var. Aynı zamanda mahkeme kararları ortaya çıkıyor. Mahkeme kararlarını hiçbir şekilde uygulamayan bir sistem. Yani bugün Almanya mesela bu kanunu yaparken gerekçesini yazdığında Twitter Almanya mahkemelerinin kararlarını %1'ini uyguluyor. Türkiye'de %5'lerde. Yani çıkan bir mahkeme kararı. Onun için bir düzenlemeyi ortaya koyuyor. Bizim yapmış olduğumuz kamu araştırmalarda vatandaşımız bu konuda bir düzenleme yapılması, yani en azından nerede olduğu belli olmayan bu yapıların Türkiye'de bir temsilcilik ortaya koyması, bunu bu konuda temsilcilik noktasında bir vergi mali yükümlülüğünün söz konusu olması ya da benim bir hakkıma zayi eden ve beni rahatsız eden, beni üzen, yani hadi ben siyasetçiyim, bu yola bunu düşünerek gelmişim ama çoluğum çocuğum var, yani herkesin çoluğu çocuğu var. Yani orada bir kişinin sosyal medyada ya bir avamzadak yazarak bana söyleyeceği bir hakarete karşı benim gidebileceğim bir yer olması lazım. Mahkemeye gidiyorum evet. Ama mahkeme bir sene sonra bana takipsiz kararı gönderiyor. Oraya yazdım, şuraya yazdım, buraya yazdım. Hiçbirinden cevap gelmedi. Dolayısıyla tespit edilemediği için geri gönderiyorum. Yani onun için bu konuda yani Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği yani özellikle işte bir yeni dünyaya gelmiş bir evlat üzerinden yapılan hakaretler sadece bu değil. Yani uzun zamandır hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem siyaset yapan herkes, yani bugün bu CHP'nin bir sorunu değil mi? Bu İYİ Parti'nin bir sorunu değil mi? MHP'nin bir sorunu değil mi? HDP'nin bir sorunu değil mi? Saadet'in dersiniz, hangi parti dersiniz? Yani ön planda olan herkesin bu konuda bir sorunu, bir problemi var. Bunu mümkün olduğunca bu kriteri, bu kıstası özellikle, yani dediğim gibi bir düzenleme, bir kontrol mekanizması ama bu yasaklamaya dönüşmeyecek şekilde mümkün olduğunca ve burada temsilcilik oluşturmayı sağlayacak, temsilcilik oluşturmanın imkanları ortaya koyacak. Bir yandan da kişilerin kendisiyle ilgili hakarete dönük, iftiraya dönük, karalamaya dönük hususları rahat bir şekilde savunabilecekleri, başvurabilecekleri,
bir sistemi ortaya koymak istiyoruz. Şimdi bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha yeni başlayan bir süreç. Bir saniye. Şimdi bu süreç içerisinde tabii bir de üniversite öğrenciler, lise öğrencilerinden başlamak üzere sosyal medyada özellikle mezun olsa bile ticari getirisini, gelirini oradan kazanmak gibi bir düşüncesi olan bir nesil ile de karşı karşıyayız. Bunun bu süreçteki değişimine vesile olacak bir düşünce de var mı? Bununla alakalı da bir değişiklik söz konusu gündeme gelebilir mi? Ya bu tamamen yani yeni oluşan dijital bir sektör. Evet. Ya bu sosyal medyada bunun içinde, bilgisayarla ilgili bilgi birikim de bunun içinde, internetle alakalı bilgi birikim de bunun içinde. Yani dolayısıyla yani bu sektör kendi kendini devam ettirdiği sürece bir problem oluşmaz zaten. Ama burada yani YouTuber olarak bir şeyler kazanmak isteyen gençler oluyor. Ya da bilgisayarı iyi öğrenerek bir şeyler öğrenmek isteyen gençler var. Yani bizim rol modeller yoluyla bu işin doğru ve yanlış olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ya onun dışında rol modeller farklı mecralarda ilerlemesi ve bu konuda gençlerin buradan bir şeyler elde etmesi başka bir şey. Ama bir yandan da yani bilgisayarla alakalı bir bilgi birikim mesela bizim şu anda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız açıklamıştı 1 milyon gence kodlama eğitimi verilmesi. Bu çok kıymetli bir iş. Yani burada geleceğin biliminin ne olacağını aslında söylemiş oluyoruz ve hatta yapılan bir araştırmada bundan 10-15 yıl sonra bugün bildiğimiz mesleklerin %54'ü kaybolacak diyoruz. Dünya daha dijital ortamlara gidecek diyoruz. Bunu önüne kanunla başka bir şeyle çok engel olmak veya imkan dahil değil. Biz bu konuda kendi değerlerimizi inşa etmek zorundayız. Kendi değerlerimizi oraya koymak zorundayız. Yani burada sosyal medya yoluyla değerlerimizin tahriş olduğu düşüncesindeysek açıkçası bu konuda kendi değerlerimizi bu mecrada daha iyi ortaya koyarak burada mücadele edebiliriz. Ama burada belki yani en önemli görev ailelere düşüyor. Ben buna çok kıymet veriyorum. Çünkü şuna defalarca toplumda duyuyoruz. İnternet çıkalı, sosyal medya çıkalı, gençlerdeki hassasiyetler, değer analizleri değişmeye başladı. Eskiler daha farklı şeylere değer verirken şimdi gençler daha farklı şeylere değer veriyor şeklinde. Yani burada her şeyi devletten beklemek, her şeyi hükümetten beklemek çok imkan dahil değil. Yani biz kendi ailemiz noktasında kendi evlatlarımızın daha iyi bu anlamda kendi değerlerimizle yorulmasını kendimiz sağlamak zorundayız. Ben mesela örnek vereyim. Yani biz 4 evlat var bizde. En büyüğü şu anda sosyal medya mecrası girebilecek yaşta. Evet. Ben ısrarla ona söyledim tavsiye noktasında. Kızım sosyal medya falan açma. Çünkü inşallah önünde uzun bir yaşam var. 30 yaşa geldiğinde biri seni rahat bir şekilde fişlemesin. Yani orada neyi beğenmişsin, neyi paylaşmışsın, neyi burada yapmışsın. Bütün bunlar aslında senin hayatına dair bir şeyler ortaya koyuyor. Yani sen buradan kendini fişletme, kendini bu konuda şu anda bir yere mimleme. Kendi hayatını yaşa. Niye kendi özel hayatını kamuya dönüştüresin? Ve bunu belki yani bir yaşa kadar bunu bir şekilde ortaya koymak gerekebilir. Ama dediğimiz gibi yani hayatında bir gerçeği şu anda. Bu mecrada biz kendi değerlerimize var olmasını bilmek zorundayız. Emre Özgür zannediyorum. Efendim bu noktada özellikle iki sorum olacak size. Şimdi sosyal medyaya kesinlikle bir düzenleme gelmeli. İnsanlar kişinin özgürlüğünü ihlal etmeden düşüncelerini de ifade edebilmeli. Bir yandan da televizyon programları var mesela. Bazı kanallarda toplumun yapısını bozan yayınlar olabiliyor. Yani mevcut iktidar olarak bu konuyla alakalı hassasiyetiniz nedir? Bunu merak ediyorum. Bir diğer ikinci sorum da
Bu sosyal medya meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra yine sosyal medya mecralarında çok konuşuldu. Zamanlama hatası olduğunu düşünüyor musunuz orada? Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlerle bir programı vardı. Gençler orada dislike adı verilen işte butondan düşünceleri beğenmediğini ifade ettiler. Farklı ifadeler oldu. Özellikle oy yok, oy moy yok noktasında paylaşımlar oldu. Yani zamanlama noktasında bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi ilkiyle alakalı zaten bu konu bir mesele olarak görülmüş ve yıllar önce RTÜK oluşturmuş. RTÜK'te her siyasi partiden temsilci var. Yani zaman zaman yani RTÜK'ün almış olduğu kararlar noktasında da bir takım tartışmalar yaşanabiliyor. Yani burada işte siz dersiniz bu bizim değerlerimize, ahlaki hassasiyetlerimize karşı bir duruş. Dolayısıyla bunu ceza vermeli RTÜK. Diğer bir kesim de diyor ki yok kardeşim niye böyle bakıyorsunuz? İşte bu kadar sığ ve bağnaz düşünmeyin diye. Bu tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışma eminim heyette de yaşanıyor ve neticesinde bir karar veriliyor. Bununla ilgili mekanizma ülkemizde söz konusu. Diğer sorunuzla alakalı yani üniversite sınavlarında bir takım tarihle alakalı pandemi sürecinden kaynaklı bir takım mesele yaşandı. Önce ileri bir tarih, sonra geri bir tarih. Dolayısıyla burada yani üniversite sınavından önce Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli bir şekilde bu süreçleri de bilen biri olarak gençlerin o günkü streslerini azaltmak adına böyle bir düşünce içinde oldular. Ben açıkçası orada bir organizasyona işin gittiğini, paylaşımların tabii ki burada o gençlerden mutlaka vardır. Çünkü o gece çoğu stresli bir gece yaşıyorlardı. Bir gün sonra sınava gireceklerdi. Evet. Ama bir taraftan da belki çok o anki durumla, o anki durumuyla birlikte bir tepki ortaya koymak isteyenlere karşı muhalefetin temsilcilerinin devreye girerek buradan bir siyasi nema bekleyerek paylaşımlar yapması da hiç iyi niyetli bir hareket değildi. O gün neredeyse baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinden Genel Başkan Yardımcısına, milletvekillerine hepsi oy moy yok hashtag altında paylaşımlar yaptılar. Açıkçası onların oyunu bugüne kadar almadık zaten yani. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı oyunu bugüne kadar almadık. Almak gibi bir talebimiz de yok açıkçası. Yani o yani noktada aslında iyi yapılan bir çalışma. Tabii ki o günkü streste genç kardeşlerimizin bir tepki ortaya koyması da söz konusu oldu. Ama dediğim gibi belki çok o anki düşünceyle ortaya konulmuş bu süreci keşke birileri böyle kendi siyasi beklentileri için kullanmamış olsalardı belki çok daha mantıklı bir şey olurdu. Efendim şimdi sosyal medyadan farklı ülkelerdeki örneklerden bahsettiniz. Oradaki yapılandırmalar, cezalandırmalar durumundan bahsettiniz. Tabii bunlar örnek olarak Türkiye'de de bir sosyal medya düzenlemesine gidileceğine şu an çalışılıyor daha yani daha üzerinde çok çalışacağız. Olacaktır tabii. Muhakkak ki gerçekten de ihtiyaç var. Aynı yapı barolar içinde söz konusu mu? Farklı ülkelerde bunların örneği var mı? İlk defa Türkiye'de mi denenecek bu durum? Yok biz ilk defa Türkiye'de deneniyor şu anki sistem. Evet. Yani tamamen kendi tecrübelerimizi ortaya koyduğumuz. Biraz önce dediğim gibi biz avukat milletvekilleri olarak bu piyasanın içinden geliyoruz. Evet. Avukatlığın içinden geliyoruz. Evet. Barolarla ilgili mesele ve sorunları çok ciddi anlamda farkındayız ve biliyoruz. Bir yandan da siyaset yapıyoruz. Evet. Her iki tarafı da bilen insanlar olarak açıkçası bu bizim kendi bu tecrübelerimize göre ortaya koyduğumuz bir durum. Bu anlamda uygulamasıyla beraber çok daha farklı durumlar belki önümüzdeki süreçte tartışmakla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunu Türkiye böyle bir duruma doğru yönelmiş oldu. Bu hem dünyaya bir tecrübe olacak, örneklik olacak. Yani aynı zamanda da bizim buradan çıkacak durumlara göre yeni bir takım hususları tartışmamıza imkan verecek. Yani ben mesela mecliste zaman zaman muhalefet milletvekilleri
Adalet Bakanlığı temsilcileri burada yok, Adalet Bakanlığı bürokratları nerede gibi çağrılarda bulundular. Yani onlara da orada, ya kardeşim biz avukatlık yaptık, milletvekili yapıyoruz. Yani background'umuz, hukuk formasyonumuz Allah'a şükür bu konudaki kanunları yapabilecek durumda. Adalet Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız da çok kıymetli arkadaşlar. Evet. Onların çoğu hakimlikten gelme arkadaşlar. Dolayısıyla avukatlığı bu anlamda en iyi bilen, baroların durumunu en iyi bilen, barolardan beklentisi çok daha farklı şekilde olan ve bugüne kadar da bu beklentisi tezahür etmemiş, karşılaşmamış meslek sahibi kişiler, orada kişiler, 100'e yakın milletvekilimiz var, avukat olan. Dolayısıyla bu tamamen bizim kendi hayat tecrübemizi ortaya koyduğumuz düzenlemeler oldu. İnşallah hayır olacak. İnşallah. Sözü tekrardan haber müdürümüz Bekir Bey'e verelim. Onlar da aslında önemli çünkü haber müdürümüz aslında vatandaşın gerçek gündemini takip ediyor, siyasi gündemi yan sıra. Kendilerinde sorusu bir hayli fazla. Süreyi eşit olarak kullanmış. Biraz önce kızınız üzerinden sosyal medya ile ilgili bir söylemde bulundunuz. İşte fişlerimle kızım cümlesini sarf ettiniz. Şimdi muhalefetten de özellikle bu düzenleme ile alakalı, bu düzenleme gelirse AK Parti ve AK Parti karşıt görüşleri daha kolay bir şekilde fişleyebilecek görüşü geliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Karşıt görüşleri fişleyecek misiniz? Yani aslında böyle bir argümanın hiçbir haklı tarafı yok. Yani sosyal medya dediğiniz şu anda yapmış olduğunuz paylaşımlar, yapmış olduğunuz oradaki yazılar, çiziler, videolar esasında ben kendi kendimi ifşa ediyorum demek ya. Biraz önce söylediğim gibi. Yani bunun için bir fişleme için uğraşmaya gerek yok. Siz kendi isminize bir Twitter hesabı, bir Facebook hesabı, bir Instagram hesabı açtığınızda, Instagram biraz daha farklı açıkçası ama Twitter ve Facebook hesabı açtığınızda, burada paylaşımlar yaptığınızda yani birinin sizi fişlemek için uğraşmasa gerek yok. Zaten siz kendi kendinizi ben buyum diyorsunuz. Yani siz şimdi ben bir AK Parti milletvekili olarak zaten siyasal kimliğimi belli etmişim ama dışarıdan bir vatandaş bugün Cumhurbaşkanımız lehinde paylaşımlar yaptığındaki düşüncesi ve fikrin ne olduğu belli ise yine aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili paylaşım yapan, ne bileyim Ekrem İmamoğlu'yla ilgili paylaşım yapan, Mansur Yavaş'la ilgili paylaşım yapan, Tunsoy'la ilgili paylaşım yapan kişiler de kendi görüşleri aslında ortaya koymuş oluyorlar. Yani burada bir kurumun, bir devlet örgütünün, aygıtının birinin fişleme için uğraşmasını gerektirecek yeni bir düzenlemeye gerek yok. Böyle bir şey yok zaten. Yani bu mecranın tamamen tersinde bunu söyleyen arkadaş ya çok art niyetli bir arkadaştır ya da hiç sosyal medya ile ilgili bir işi yok demektir. Yani sosyal medya birazcık şöyle bir surf yapsa, bir gün hashtaglere baksa aslında bunun çok da mantıksız olduğunu bilir. Ama diğer taraftan yani WhatsApp'la alakalı bir şey ise kastettikleri, böyle bir şey yok zaten. Yani burada ona teknik olarak da imkan yok. Yani açıkçası muhalefetteki arkadaşların bazıları sadece muhalefet aklıyla düşünüyorlar. Ve sadece kendi kötü dünyalarında, tabirini kullanmak biraz belki ağır olacak ama hep bir kötü dünyada yaşıyorlar ki kendi içlerinde hep karşı tarafı da kötü dünyada yaşayan insanlar gibi hissediyorlar. Ve o kötü dünyanın tezahürü olarak bir takım art niyetli işler yapacağını iddia ediyorlar. Halbuki şöyle baksalar, ya bu ülke, hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak bu ülkede bulunan 82 milyon, 83 milyon insanın hukukunu korumak adına bizim bu konuda hem kendi mecramızı oluşturmamız lazım. Eyvallah. İşte WhatsApp diyoruz. WhatsApp'ta bizim yazışmalarımız nereye gidiyor? Yani Türkiye'dekiler görmesin yazışmalarımızı. Ne bileyim İrlanda'daki veri merkezinde gözüksün. Avustralya'daki veri merkezinde olsun. ABD'deki veri merkezinde olsun. Oradaki örgütler bunları, oradaki yapılar bunu takip etsin. Ya Türkiye takip etmesin. Niye Türkiye takip ediyor?
Şimdi fişleme dediğinde adam seni fişliyor zaten yani. Senin yazışın her şey adamın elinde. Şimdi yani burada biz buralarda işte BIP çıkartıldı. Zaman zaman ben de kullanıyorum. Hani kendi ağlarımızı onlara da tat mı tut o tarzda bir şey kullanıyorlar şimdi yeni tabirde. Şebeke üstü haberleşme falan diye bir ismi var. Yani dolayısıyla bizim kendi mecramızı evet oluşturmamız lazım. Ama bir taraftan da bu konuda yani hep böyle art niyetli bir şeyler olacakmış gibi bakmaya gerek yok. Yani düşünce de bu değil. Ya bu ülkede yaşıyorsak, yani bu ülkedeki bir takım noktaları sadece bu ülkenin insanlarına karşı kullanmak için değil, yani ben kendi ülkemin insanları korumak için de bu konuda bir şey yapmam lazım. Bir taraftan evet kendi alanımı oluşturmam lazım ama öbür taraftan da yani kendi insanın hukukunu korumak için de bir takım küresel sermaye şirketlerine de bu hukuku teslim etmemek adına da bir şeyler yapmak zorundayım. Yani yarın bir gün başkaları ülkeyi yönetse emin olun daha farklı bir şey olmaz ama kendi kötü dünyalarında herkesi kötü zannediyorlar. Efendim gençlikten mesele açılmışken bu dönemde çok kullanılan bir ifade var, Z kuşağı diye. Özellikle AK Parti'ye bu konuda da çok tepki var. AK Parti Z kuşağının dilinden yeterince anlamıyor tarzında ifadeler var, söylemler var. Yani bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak, AK Partili olarak bu söylemleri ne kadar doğru buluyorsunuz? Gerçekten Z kuşağının dilinden anlamıyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Peki Z kuşağı dili nasılmış? Ve Z kuşağı nasıl olmalı? Z kuşağı ne? Gibi sorulara açıkçası Z kuşağı deyip sürekli söyleyen ve Z kuşağına Z kuşağı bir formata gelmiyor diyen, Z kuşağı şöyle diyen, Z kuşağı böyle diyen, açıkçası Z kuşağı dediğimiz işte 2000 yıl doğumluları kastediliyor, 97'den itibaren Z kuşağı böyle olsun diyor. Bunu söyleyen arkadaşların tamamı diyor ki Z kuşağı AK Parti'ye muhalif olsun. Z kuşağı şu şekilde olsun. Peki Z kuşağı dediklerimiz uzaydan mı geldi? Z kuşağı dediklerimiz bir aile yetişmedi mi? Z kuşağı dediklerimizin bir anne babası yok mu? Z kuşağı dediğin AK Parti'nin kıymet verdiği değerlere muhalif olsun. Ne AK Parti kıymet verdiği değerler? AK Parti muhafazakar ve demokrat parti. Bunlara muhalif olsun. Z kuşağı AK Parti Ayasofya ibadethane noktasında bir süreç varsa buna muhalif olsun. Z kuşağı AK Parti LGBT ile ilgili bir durum ortaya, karşı bir durum ortaya koyarken bunu desteklesin diyorlar. Bu formatı sokmaya çalışıyorlar. Aslında bu zihniyet 30 yıl önce de aynıydı. 30 yıl önce de imam hatiplerin orta kısımlarını kapatırken 12 yaşındaki çocukları siz beyinlerini yıkıyorsunuz diyorlardı. İmam hatibe kim gönderiyor çocuğunu? Aile gönderiyor. Yani aile yapmasın, aile mefhumu olmasın, aile mefhumu kaybolsun, aile çocuğunu uygun bir şekilde bu ülkenin değerlerine uygun bir şekilde yetiştirmesin. Yani AK Parti'nin siyasetinde ortaya koymuş olduğu programda, ideolojide, 18 yıllar iktidarında bu ülkenin değerlerine muhalif ne vardır? Zaman zaman uygulamaları eleştirirler, eleştirebilirsiniz. Ya şurada şu oldu, şu atama yanlış, bu böyle denilebilir. Yani %100 konsensu, %100 doğru noktayı yakalamak belki çok imkan dahilinde olmayabilir. Tabii ki biz kamuoyu önünde bunları savunuyoruz ama bunlarla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Ama AK Parti'nin ideolojisi dediği, AK Parti'nin ortaya koymuş o fikirler dediğin, 18 yıldır ülke yöneten, demokrasiyle yöneten, seçimle başa gelmiş AK Parti'nin hangi durumuna karşı bu genç nesil olsun deniliyor. Yani aslında Z kuşağı şöyle böyle derken Z kuşağı şöyle olsun deniliyor. Ama onların dediği gibi olmayacak. Onlar nasıl format atmaya çalışırlar çalışsınlar. Gençlere, genç kuşağa bunu 30 yaşa kadar yapabiliriz. Biz de bunları sürekli araştırıyoruz. Yani sürekli bu konudaki hususu araştırıyoruz. Aslında sosyal medyaya geliyor mevzu. Yani buradan şuna geliyorlar. Sosyal medyayla beraber böyle bir gençlik yapısı oluştu. Evet. Bu gençlik yapısına göre bir şeyler söylemek lazım. Şimdi geçen 3 tane genel başkanın atmış olduğu tweetlerde aslında o genç kuşağa bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama yani bugün 97 doğumuyla 2012 doğum, 2013 doğum, geri kalan belki daha
tam bir takım şeyler oluşmamış olabilir. Hindistan'daki bu arasındaki doğumla Amerika'daki bu aradaki doğum aynı yapıda mı? Dünyada bir Z kuşağı tasviri var. Veya Konya'daki ile İstanbul'daki aynı mı? Veya aynı yaş aralığında aynı, yani aynı yapıda mı? Kars arasında. Yani bu yaş aralığı aynı şeyi düşünsün. Aslında yani ben böyle işin doğrusu son dönemdeki tartışmaları böyle okumaya başladım. Yani Z kuşağı şöyle böyle derken Z kuşağı şöyle olsun. Bu formatta olsun. Noktasında bir tavır ve davranış söz konusu. Ya, tabii ki biz siyaset yapıyoruz. Yani siyaset yaparken bir siyasetçi ülke yöneten bir iktidarız. Ülke yönetenler olarak ki seçimle 18 yıldır iktidardayız. Bu çok önemli bir şey. Evet. Kıymetli bir şey yani. Şimdi bu kıymetli bir şeyi elde etmek, bu kıymetli bir şeyi kazanmak çok kolay değil. Demokrasinin %100 olduğu ülkelerde. Şimdi bu zihniyet şöyleydi. Bu zihniyet 2007'de Cumhuriyet mitinglerinden medet umuyordu. Ordudan medet umuyordu. 17-25 Aralık geçti. 17-25 Aralık sürecinde bu zihniyet FETÖ'den medet umdu. Şimdi yalan mı? Yani kimseye FETÖ'cü diye itham edecek halimiz yok. Ancak 17-25 Aralık operasyonlarından sonra o paralel yapının, o dönemde yaptığı operasyonlarla 2014 seçimlerini kazanmayı tahayyül edenler kimler? Yani bir gün bir ara orduya medet umdu. Daha sonra baktı ki oradan bir şey çıkmadı, olmadı. Geldi o Gezi'ye. Gezi'de medet umdu. Oradan bir şey olmadı. 17-25 Aralık'a. Sonra 15 Temmuz öncesi paralel darbe gibi, işte kontrollü darbe gibi söylemler. 20 Temmuz darbesi gibi sözler. Şimdi de Z kuşağından medet umar hale gelmiş vaziyetteler. Açıkçası biz bu ülkenin gencinden orta yaşına, yaşlısına kadar her bireyinin sorunlarını iyi takip eden, araştıran ve bu sorunları çözme için uğraş veren bir yönetimiz. 2007-2008'de ben Gençlik Kolları Başkanı'yken de şu eleştirileri hep alırdım. Gençlerde biz yokuz derlerdi AK Parti içinde. Gençlerde sıkıntıyız. Gençlik Kolları Başkanı'yı üzerime alırdım. Daha fazla çalışmaya gayret ederdim. Evet. Üniversitede daha çok girmeye gayret ederdim. Kendimize daha çok anlatmaya gayret ederdim. 2008'den sonra Allah'a hamdolsun 12 yıl geçti. 12 yılda şimdi sayarsak uzun sürecek 10 tane belki seçim geçti. Her birinde AK Parti başarılı oldu. Ben hep söylüyorum. Evet, eğitim önemli. Okullardaki eğitimler kıymetli. Değerlerimize uygun eğitim mutlaka önemli. Üniversitedeki yaşantı önemli. Ailedeki yaşantı ise en önemlisi. Bizim yaptığımız en son araştırmada sizin dünya görüşünüz, hassasiyetleriniz, değerleriniz ailede mi oluşuyor, eğitimde mi oluşuyor, arkadaş ortamında mı oluşuyor sorusuna %70 ailede oluşuyor diyor. Aslında sürekli pompalayan Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, bu ülkedeki o vesayetçi zihniyet esasında ailede oluşmasın arzusunda. Biliyorlar ki ailede oluşan bu dünya görüşü hep onların aleyhinde bir dünya görüşü oluşacak ve hep onların istemediği bir dünya görüşü oluşacak. Bunun için format atar noktada bir takım şeyler söylüyor. Benim kanaatim bu şekilde. Efendim, şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş. Aradan sonra daha gündemimiz yoğun, hızlı bir cevap ile inşallah ikinci bölümümüze devam edelim. Efendim, yaz gecelerine kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dayız. Ekranın başlarına yeni gelen izleyicilerimiz için AK Parti Genel Merkezi'nde konuğumuz Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağbey konuğumuz. Efendim birinci bölümde biraz daha uzun konuştuk ama ikinci bölümde biraz hızlı gideceğiz. Başta meselelerimizden bir tanesi İzmir'de vekilsiniz. İzmir'de bu camilerde minarelerden yükselen şarkı meselesi, bunun sorunları bulundu mu? Nasıl bir sonuç alındı? Merak ediyoruz aslında. Buradan başlayalım. Yani tabi Ramazan ayı içindeydi. 5 tane camide ezan vaktine az bir süre kala Çavbella şarkısının evet. çalınması büyük bir provokasyondu. Henüz emniyet çalışmasını yapıyor. Biz de bulunması için bir siyasi parti yetkilisi olarak, bir iktidar partisi yetkilisi olarak emniyetle sürekli görüşüyoruz ama tabii onlar kendi çalışmalarını kendileri yapıyorlar. Evet. Savcı, adliye artık el koydu. Onlar çalışmasını yapıyorlar. Tabii orada bizim bir eleştirimiz olmuştu. O eleştiri konusunu getirmekte de fayda var. Yani burada özellikle daha bu konu hiç kimse tarafından bilinmezken, yani ben olaydan haberdar olur olmaz ne yaparım? Doğal olarak bu konuda ilk arayacağım yer müftüdür. Evet. Müftünün daha yeni haberi olmuşken veya ben aradığımda haberi yeni olmuş, daha önce olmuş da işte daha yeni ama oranın daha yeni haberi olmuşken veya olmadan bir CHP yönetiminde bulunan birinin bu camilerdeki videoları paylaşımı bizim açımızdan çok manidardı ve onu tabii ki dile getirmek durumu oldu. O kişiyle ilgili de dava açıldı zaten, süreç devam ediyor. Evet. Ama yani asıl sisteme giren, sistemde böyle bir şey ortaya koyan, paylaşım yapanlar arasındaki bağlantı var mı yok mu, bu soruşturması devam ediyor. Henüz daha neticelenmiş değil. Şimdi politikacılar, siyasetçiler Türkiye'de Ayasofya gündeme gelirse bir erken seçimin beklendiğini görebiliriz gibi bir yorumlar yapmaya başladı son günlerde. Birinci soru, Ayasofya açılacak mı? İkinci soru, erken seçim beklentimiz var mı? Şimdi bir soru daha ekleyelim. Yani gerçekten Ayasofya gibi kıymetli, değerli bir mesele, yani seçimle aynı noktada olur mu? Yani böyle bir şey olsa AK Parti bugüne kadar kaç tane seçim geçirdi? Evet. Yani bunda sıkıntı yaşadı, seçimler de oldu. Yani giderken, seçime giderken sıkıntı yaşayacağımızı 7 Haziran'da biz görüyorduk. Evet. Madem ki öyle bir durum içinde olsun AK Parti, yani seçim kazanmak için böyle bir şeyi değerlendirmek durumunda olsun, 7 Haziran'dan önce bunu yapardı. Yani böyle bir durum bir kere söz konusu bile değil. İkincisi, Ayasofya konusunda Danıştay devam eden bir süreç var. Evet. Bu Danıştay devam eden süreci hep beraber bekliyoruz. Ama bizim şu anda yaptığımız araştırmalarda, kamuoyu araştırmalarında, yani bu konudaki toplumsal desteğin çok iyi düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim kendi egemenlik hukukumuzla alakalı bir durum. Yine biraz önce söylediğim, yani zihinsel farklılık noktası olduğumuz arkadaşlar mesela bu mevzuya da karşı duruş ortaya koyacaklardır. Yani biz egemenlik hakkımızdır, bizim kültürel bir kıymetimizdir, dini bir kıymetimizdir, tarihi bir değerimizdir. Yani birçok, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Müslüman bir birey olarak benim kıymet verdiğim, değer verdiğim, hatta siyaset yapma sebeplerimden birisi olma noktası değerlendirebileceğim hususlardan birisidir. Tabii ki her şeyin bir vakti zamanı var. Her şeyin değerlendirilebilecek bir dönemi var. Bu dönemin kendi vatandaşımıza, halkımıza baktığımızda zamanın yaklaştığını görüyoruz. Muhalefet Sultanahmet de müze yapmak lazım desin. Ama biz burada tamamen milletimize bakıyoruz. Milletimizin bu anlamdaki değerine bakıyoruz. Evet. Diğer soru, erken seçim konusu. Ben her çıktığım televizyon programında şunu özellikle söylüyorum. Yani erkenle seçimi yan yana kullanmamak şarttır diye bir kanuni düzenleme yapalım. Şimdi böyle kanuni düzenleme yapsak özgürlüğün önüne engel denilecek. Ama hangi televizyon programına çıksak, akşam hangi televizyon açsak altta yazı erken seçim tartışılması.
Ya yok demekten bizim dilimize tüy bitti. Muhalefet de var kardeşim demekten onlar usanmadılar. Ama ülkenin böyle bir gündemi yok. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir gündem Türkiye'nin gündemi olmaması gereken bir şey. Zaten Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçerken söylediğimiz en önemli, öncelikli mevzu artık öyle bir yılda, iki yılda, üç yılda bir seçimlerle karşı karşıya kalmayacağız noktasıydı. Şu anda bu anlamda bir durumu gerektirecek bir ahval söz konusu dahi değil. Bizim gündemimiz 3 sene daha var. Seçime 3 sene süre zarfında atacağımız çok ciddi hamleler var. Bir kere 2023 hedeflerine ulaşma konusunda çok önemli bir parlak 3 yılımız var. Salgından sonra önemli bir ivmeye doğru gördüğüm kadarıyla gidiyoruz. Bu ivmeyi daha da öteye götürmemiz lazım. Hiçbir şekilde ben sadece bizim gündemimiz değil, yani Türkiye'nin de böyle bir gündemi olmaması lazım ve böyle bir şey de konuşmaması lazım. Konuştukça sıkıntı ortaya çıkar. Biraz uzatacağım ama bir şey daha söyleyeyim erken seçimle ilgili. Yani ben darbeyle ilgili söylenen imalı sözlerle erken seçimle ilgili söylenen sözlerin böyle bir ihtimal olmasının ötesinde pandemiden sonra ortaya çıkan tablonun daha iyiye gitmemesi için bir niyet olduğu kanaatindeyim. Bunu da şöyle açayım. Çünkü hem pandemi sürecindeki Türkiye'nin pozitif ayrışması sağlık alanında, güvenlik alanında, tarımda, ekonomide, pandemiden sonra da Türkiye çok önemli bir süreç yaşayacak. O önemli süreçte uluslararası doğrudan sermayenin, finans sermayesi değil, doğrudan sermaye. Çünkü doğrudan sermaye dediğinizde buraya yatırıma geliyor. Belki 6 ay, 1 yıl o yatırımı yapıyor. Daha sonra da bunu artık semeresi alması lazım. Bu uzun süreli bir iş. Bu yatırım Türkiye hem Çin'deki tedarik zinciri sıkıntı yaşaması, hem Türkiye'nin pozitif ayrışması sebebiyle uluslararası doğrudan sermayenin direkt hedef ülkesi. Ama sizin kendi uhdenizde, cebinizde paranız da olsa açıkçası darbe konuşulan, erken seçim konuşulan ülkeye gitmezsiniz. Bunu da konuşanlara bakın. Ne demek istediğimi gayet iyi anlarsınız. Teşekkür ediyorum. Emre Özgür'le devam edelim isterseniz. Efendim bu erken seçimin dışında bir de bazı anket firmaları AK Parti'nin sürekli oy kaybettiğini söylüyor bu süreçte. Biz de biliyoruz ki AK Parti anket çalışmalarına çok önem verir. Sahadan sürekli yansımaları alma noktasında bir hassasiyet gösterir. Hatta yapılan son anketlerde bu ulusal medyada da yer aldı. AK Parti'nin tek başına oy oranının %30'a kadar düştüğünü dile getirdi. Özellikle anket şirketlerinin sahipleri yaptığı çalışmalar ışığında. Bu noktada siz neler söylemek istersiniz? AK Parti olarak bir seçim gündeminizde olmasa bile anket çalışması yaptırıyor musunuz? Sonuçları %30'lara kadar düştü mü? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere yani 3 aylık 4 aylık bir pandemi süreci var. Bu süreçte Türkiye'nin başarılı bir süreç geçirdiği bizim yaptığımız araştırmanın tamamında da var. Çünkü neredeyse her icraata %90 üzerinde destek vardı. Her alınan kararı. Sokağa çıkma kısıtlamasından maske ile mevzuya kadar hemen her konuda, yani muhalefetin kullandığı konular, okulların tatil edilmesi, bunların hepsi %90 üzerinde bir destek vardı. Ve milletin devletine ve hükümetine desteği, hatta Cumhurbaşkanı hükümet sistemine desteği kat ve kat arttı. Şimdi bir kere ben mantık noktası şunu anlamıyorum. Bir şey kötüye gitmeli ki iktidarda olan parti düşüş olsun. Bu birisi. 3 ay önceye göre 3 ay sonraya kötü gösteremezsiniz. Bunun hiç mantığı yok. İkincisi, ya beni düşürüyorsun da çıkan kim? O da yok. Kararsız arttırıyor. Ondan sonra cevap yoku arttırıyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda çok net. AK Parti şu anda 24 Haziran üstünde. Hatta
43.7. Yani bunu da çok rahat bir şekilde onlar 1500 kişiyle 2000 kişiyle yapıyorlar. 100 binin üzerindeki denekle bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Onun için bunların yapmaya çalıştığı tamamen bir manipülasyonla acaba ortaya çıkmış olan AK Parti açısından bu güzel tabloyu dağıtabilir miyiz? Biz de doğruları söylemeye devam ediyoruz. Bunun hiçbir rasyonel taraf olmadığı gibi gerçeklikle de alakası yok. Bekir Bey'le devam edelim. Anketler üzerinden şunu sormak istiyorum başkanım. Yeni parti süreçleri oldu. Özellikle bu parti süreçleri iki tane, yani AK Parti'nin iki parti çıktı. Bu süreç, bu partilere AK Parti'nin yaklaşımı nedir? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında dile getiriyor bu partilerle alakalı. Partilerin gerçekten bu partilerin oyları yükseliyor mu? Anketlerle alakalı. Bununla alakalı nedir AK Parti'nin tavrı? AK Parti kendi gündemini yaşıyor. AK Parti Türkiye'nin gündemine hakim. Türkiye'nin ekonomi, sosyal hayat, işte baro kanunu, güvenlik, eğitim, tarım, sağlık ve birçok konuda önemli gündemleri var. Türkiye'nin gündemlerini AK Parti kendi gündemi haline gelmiş vaziyette ve Türkiye'nin kaderi AK Parti'nin kaderi olmuş vaziyette. Dolayısıyla buna konsantre olup bu şekilde yoluna devam ediyor. Onun dışında bizim dışımızda olan bu şekilde gelişmeleri biz sadece takip ediyoruz. Ama tamam, gündemimizi belirleyen ise ülkenin sorunları. Efendim, Davutoğlu, Sayın Davutoğlu ve Ali Babacan partinizde önemli görevlerde bulundu. Sayın Davutoğlu başbakanlık yaptı. Ali Babacan AK Parti'nin ekonomik olarak nasıl söyleyeyim bakanlık. Yani en yüksek ekonomik olarak en refah seviyeyi yaşadığı dönemde bakanlık yaptı. Yani onların ifadesi şu: biz AK Parti ilkelerinden ayrıldığı için ayrıldık. Yani hem Davutoğlu'nun hem Babacan'ın ifadesi bu. Siz bu ilkeler noktasında bu iki ismi söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bir de hem Deva Partisi hem de Gelecek Partisi AK Parti'den %1 de olsa, %2 de olsa, %10 da olsa bir oy koparacak söylemleri var. Gerçekten Gelecek Partisi'ni ve Deva Partisi'ni AK Parti olarak bir tehdit olarak görüyor musunuz siz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? AK Parti 2002'de, 2001'de kuruldu. AK Parti kurulduğu dönemdeki programı ortada. AK Parti'nin o zamanki bu ülkeye koymuş olduğu vaatler ortada. Ve sevabıyla günahıyla 18 yıl geride kaldı ve şu bardağın dolu tarafı bolca olan bir süreçtir. Bu başarının mimarı ve bu başarının lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun dışında tabii ki birçok arkadaşımız, birçok bakanımız, milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız, 81 ilde defalarca birçok il başkanımız, 970 ilçe başkanımız, her biri bu davanın devamı için önemli vazifeler yaptı. Mahalle başkanlarımıza kadar önemli vazifeler yaptı. Seçimlerde 20 milyon, 25 milyon, 26 milyona kadar varan oyları bu milletimiz verdi. Dolayısıyla bu başarı Türkiye'nin tamamının başarısıdır. 2001'de hangi ruhla yola çıkmışsak bugün aynı ruhla devam ediyoruz. Aynı heyecanla devam ediyoruz. Bizim heyecanımızda bir azalma yok. Bizim coşkumuzda bir azalma yok. Zaman zaman şöyle sözler kamuoyundan ve dışarıdan duyuyoruz. Yolda yola çıkılanlar, yolda bulunanlar. Açıkçası yola çıkıldığımda ben daha 21 yaşındaydım. Belki AK Parti'nin bir benim gibi bir sürü arkadaş var. Ben derken kendimi öne koyarak söylemiyorum. Benim bir sürü arkadaş var. AK Parti şöyle çok kişiyle yola çıkan bir süreçte ise en önde olanlar vardı. O yolun en arkasında olan, daha gençlik kolları yönetim kurulu üyesi olan, mahalle başkanı olanlar vardı. Bugün o yolun içinde ama arkada olanlar öne geldi. Ama heyecanda, coşkuda, o yolun istikametinde bugün için 2023 hedefleri ortaya koymuşuz. İnşallah 2035 hedefleri yine gerçekleştirmiş ortaya koyacağız. Yani bizim heyecanımızda, coşkumuzda, ilkelerimizde değişen hiçbir şey yok. Yani o açıdan biz tamamen
kendimize ve kendi yolumuza bakıyoruz. Kendi coşkumuzun ve heyecanımızın, bu millete hizmet etme heyecanımızın her gün nasıl saatlerimizi, dakikalarımızı bunun için harcarız diye bir bakıyoruz. Çünkü ömür kısa, ömür süreli, görevler de süreli. Bu bulunmuş olduğumuz görevlerde her an, her saniye, her dakika nasıl verimli olarak kullanabiliriz, değerlendirebiliriz diye bakıyoruz. Sabah saat 7'de 8'de mesaiye başladığımızda bugün hangi ülkenin hangi meselesini çözebiliriz? Hangi bireyin, bir kişinin sorununu çözdük? Akşam zer raporunu aldığımızda buna göre bakıyoruz. Onun dışındaki yani eleştiriler çok da doğru yansıtmıyor. Bir diğer gelen eleştirilerde de Sayın Başkan, tabii geçmişte AK Parti'de yine Saadet Partisi, ondan önceki Refah Partisi içerisinden Sayın Erdoğan'ın ayrılmasıyla, o yenilikçi denilenlerin ayrılmasıyla AK Parti'nin doğduğunu bir süreci yaşanmıştı. Takdir edersiniz ki bugünkü eleştirilerde de o dönemde yine çokça dile getirilmişti. Tek adamlık, Erbakan'ın tek adamlığı söz konusu çokça tartışılmıştı. Bugün de gelen muhalefette, gelen yeni siyasi partilerin, Türkiye siyasetine katılan siyasi partilerinde AK Parti içerisinde tek adamlık durumunun söz konusu olduğu, ağır bastığı ifadesi var. Bir diğer sorum da bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne getirmek istiyorum konuyu. İstanbul Sözleşmesi'nde bir değişiklik durumu olabilir mi? Bunun sinyalleri verildi geçtiğimiz günlerde. Buna dair bir değişiklik olacak mı? Yani şimdi birincisi, özellikle parti içinde böyle bir eleştiri söz konusu değil. Çok haksız bir şey olur. Onun dışında bizim muhalefetin sürekli dillendirdiği bu tabir bizi çok rencide eden bir tabir. Ama bu muhalefetin yaptığı, yani CHP zihniyetinin yaptığı, CHP'nin yaptığı ilk tarz değil. Yani bu CHP, Adnan Menderes de bunu söylemişti. Turgut Özal da bunu söylemişti. Erbakan da parti içinde söylendiğini düşünmüyorum. Yine o dönemde CHP'liler bir iktidar döneminde yapmışlardı. Evet. Şimdi bugün Erbakan'ın ölüm yıl dönümünü kutlayanlar, Erbakan'ın programlarına gidenler 28 Şubat sürecinde o bir yıllık iktidar döneminde, rahmetli Erbakan 4 yıl 5 iktidar olmuş olsaydı bunlar neler söylerdi ben tahayyül edemiyorum. Bir yıllık iktidar döneminde hazmedemediler. Bir yıl bile sürmedi. O zaman ben de üniversite 2. sınıfta okuyan, birden ikiye geçmiş, bir sınıfta okuyan, bir yeni daha bıyıkları terlemeye başlayan bir gençtim. Bunların neler söylediğini, neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Ve emin olun beni çok rencide ediyor. Ben üzülüyorum ya açıkçası. Yani bu samimi bir hareket olsa hiç gocunmayacağım. Ama bu çok samimiyetsiz bir hareket. Çok samimiyetsiz. Yani bu ben iktidar olmak için her şeyi yaparımdan başka bir şey değil. Ya ben yanlış yaptım, hata yaptım. Bu o zamanki işte Erbakan'ın ortaya koymuş olduğu ilkilere yanlış yaptım değil. Ya ben bir seçim kazanayım. İstanbul seçiminin buna ihtiyacım var, öyle kazanayım. Veya işte biz Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde hep söylediğimiz bir şey. Bundan sonra vesayet söz konusu olmayacak. Ya hatta azınlığın çoğunluğa tahakkümü olmayacağın yansımasıdır. Çünkü %50+1 benim için mecburiyet ise karşı taraf için, muhalefet için mecburiyet. Ben bir şekilde AK Parti 40-45, 45-50 arasında bir tabana oturuyor. %25'in üzerine gram kıpırdamayan bir parti. Ne yapacak %50+1 almak için? Bunu uyguluyor. Şimdi yani tek adam konusunu o zaman da konuşanlar, o zaman dillendirenler, tarihteki o kişilere karşı dillendirenler, şimdi de bir yandan Cumhurbaşkanımıza bunu söylüyor. Evet. Öbür taraftan da diyor ki Bahçeli'ye danışmadan hiçbir karar almıyor. Ya şimdi kardeşim bir karar ver daha. Hangisi yani? Tek adam, tek başına karar veriyor diyorsan o mu? Yok Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye hepsini soruyor o mu? Yani bir günü bir güne uymayan, sürekli olarak böyle manipülasyon noktasında yürüyen bir durum söz konusu.
Yani bu eleştiriyi kabullenmek mümkün değil. Hatta benim şöyle bir argümanım var. Allah geçinden versin. Yani biz AK Parti'de uzun yıllar bulunur isek vakti zamanında bu CHP'nin daha neler söyleyeceği hep beraber şahit olacağız yani. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı düşünceleriniz nedir? Ha, İstanbul Sözleşmesi, evet yani İstanbul Sözleşmesi konusunda bir çalışma olacak. Bir çalışma yapıyoruz. Yani nasıl girildiyse öyle çıkılabilir. Bizim açımızdan o şekilde değerlendirilebilir bir sözleşmedir. Bununla alakalı bir talimat doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Emre Bey'le devam edelim isterseniz. Efendim şimdi şöyle bir mesele var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela yurt dışı gezilerinde Sayın dostum Trump diyebiliyor, Putin diyebiliyor ama yani bu aynı meseleyi Kemal Kılıçdaroğlu için de söylemek zor mu yani? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir ikincisi AK Parti Doğu Perinçek'le yakınlaştı mı? Yani bu konuda da AK Parti'ye bir eleştiri var ama bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi yani bu ilişkiler hep Cumhurbaşkanımız üzerinden okumak, böyle bir eleştirellik noktasına gitmek bence çok doğru değil. Yani açıkçası Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada insani ilişkileri bile ortadan kaldıracak fikirler ortaya koyuyor, düşünceler ortaya koyuyor. Şimdi ülkenin menfaati doğrultusunda tabii ki devlet başkanlarıyla ilişkileri zaman zaman iyi, zaman zaman gergin olduğumuz dönemler oluyor. Ama hepsi ülkenin menfaati noktasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati doğrultusunda. S-400'le ABD'ye gerildiğimizde bu ülkenin menfaati için, AK Parti'nin menfaati için veya Cumhurbaşkanımızın kendi şahsi veya bizim kendi şahsi menfaatimiz için değil. Tamam, bu ülkenin menfaati, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin 50 yılı, 100 yılı için yapılan işler. Yani Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın ailesine kadar varacak şekilde bir takım şeyler söyleyerek daha sonradan da bir takım beklentiler içine girmesi çok doğru değil. Onun dışında yani zaman zaman bir takım süreçler yaşandı. Aslında 15 Temmuz'dan sonraki süreci ilk baltalayan da Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Yani bunlar siyasette tabii ki olan şeyler. Ama dediğim gibi biz fotoğrafın daha farklı boyutuna bakmamız lazım. Ülke yönetirken, ülke yöneten, ülkenin temel konuları, biraz önce saydım yine, sağlık, eğitim, dış politika, güvenlik, ekonomi, bu boyutlarıyla bakmaya gayret ediyoruz. Bu boyutlarıyla süreçler olumlu gittikçe, olumlu ilerledikçe bunları başarılı halimize yazmaya gayret ediyoruz. Diğer soru? Perinçek, AK Parti Perinçek. Buna ben çok gerçekçi bulmuyorum. Bekir Bey'le devam edelim isterseniz. Evet. Bir yandan da izleyicilerimizin mesaj geliyor. Birkaç tane de ondan aktaracağım. Bekir Bey'in sorusunu alalım. Biraz önce muhalefetten bahsetmiştiniz başkanım. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi vardı. Bahçeli'den bahsetmiştiniz biraz önce. Davul Erdoğan'ın boynunda tokmak Bahçeli'nin elinde diye. Bu noktada Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak Cumhur İttifakı'na bakış açınız nedir? MHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz burada Cumhur İttifakı konusunda? Yani bir kere 24 Haziran seçimleri ittifakla geride bıraktık. Sonra belediye seçimlerinde de hemen birçok yerde ittifak süreçlerimiz oldu. Sadece seçime dönük bir ittifak değildi AK Parti ile MHP arasındaki ittifak. Gerçekten halen devam eden ve 15 Temmuz'dan bu yana yürüyen süreçte, böyle hassas bir süreçte tarihe geçecek bir birliktelik söz konusu oldu. Mecliste birçok kanunda istişare ederek, beraber bir nokta, bir yol izleyerek devam ediyor. Yani dolayısıyla burada her iki parti ayrı siyasi parti, ayrı programları var, ayrı ilkeleri var, ayrı değerleri. Ama bunların çoğu gerçekten birbiriyle örtüşen hassasiyetler ortaya konulan süreç söz konusu. Dolayısıyla sadece seçime dönük değil, bu hassas dönemde ilkesel bir birliktelik söz konusu. İnşallah da böyle devam eder. Pandemi sürecine gelmek istiyorum aslında. Pandemi sürecinde
Türkiye için farklı bir süreçte geçti diyebiliriz. Yani birçok ülke bu durumun sıkıntısını yaşarken, önemini alamazken Türkiye'de bu süreçte bir kontrol alma durumu söz konusu oldu. Ki bunun yanı sıra milli cihazlarımızı üretir pozisyona geldik kısa bir süre içerisinde. Genel olarak pandemi sürecini değerlendirdiğimizde Türkiye neleri kazandı, neleri kaybetti? Şimdi pandemi sürecini şöyle Aralık'tan itibaren bir zihnimizde ortaya koyacak olursak Mart'a kadar ayrı bir süreç. Mart'tan sonra Haziran'a kadar ikinci süreç. Haziran'dan herhalde yıl sonuna kadar üçüncü süreci yaşayacağız. Aralık'tan itibaren hiç kimsenin gündeminde değilken bir kere Türkiye'nin gündemindeydi. Türkiye süreci Sağlık Bakanlığı üzerinden ciddi bir şekilde takip ediyordu. Cumhurbaşkanı liderliğinde o dönemde itibaren sürekli bir takip söz konusuydu. Bilim kurulu oluşturuldu. Aynı zamanda yurt dışından, özel içinden gelenlerin sürekli kontrol edilmesi. Daha sonra İran'da çıktı. İran'la ticaretin hiç kimsenin tahayyül bile edemeyeceği bir zamanda. Allah Allah bu dönemde ticaret mi kapanır, kapılar mı kapanır dediği zamanda kapılar kapandı, insanların geçişi yasaklandı, ürünlerin geçişi buradan oraya kadar ayrı tırda, oradan ayrı tırda gibi bir takım tedbirler alındı. Mart'tan sonra ise ilk vakanın yaşanmasıyla beraber ondan sonra daha sıkı tedbirler, işte şehirlerin seyahat kısıtlamalarının gelmesi, bu süreçlerin yönetilmesi, aslında hepsine baktığımızda gerçekten yani şehirler arası geçişlerin yapılması, bunların bilgisayar üzerinden, internet üzerinden onayların çıkması, vefa gruplarıyla 65 yaş üstündeki insanların ortaya konulması. Şöyle sınıflandıracak olursak, böyle bir süreçte neye bakarsınız? Bir, sağlık. Sağlıkta dünyada nasıldı? Buna bakarsın. Sağlık yönünden bakacak olursak, bir kere dünyada çok kötü olan ülkeler vardı. Gerçi bu süreç çok kötü geçiren ülkeler. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Burada İspanya evet kötüydü. Halen de sıkıntısı var. Evet. İtalya keza aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri halen çok sıkıntı çözememiş. Yani halen ciddi anlamda günlük vaka sayıları bazen 50 binleri buluyor. İngiltere şu anda yine bu anlamda sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Bunlar en kötü. Kırmızı kategori diyebileceğimiz ülkeler. Turuncu kategori olarak değerlendirebileceğimiz orta halde geçen ülkelere bakıyoruz. Ha bu kırmızıya şu anda Brezilya, Venezuela, Güney Afrika ülkeleri tamamında bu anlamda koyabiliriz. Orta halde geçiren yani turuncu diyebileceğimiz ülkelere baktığımızda ise Fransa, Belçika, Hollanda o coğrafyadaki ülkelerin bu anlamda olduğunu görüyoruz. Yani en iyi geçiren ülkelere baktığımızda yani çıplak gözle bile baktığımızda, rasyoya bile değerlendirdiğimizde işte Türkiye, Almanya, Güney Kore. Hatta süreç başlarken acaba biz Güney Kore gibi olacak mıyız diye bir beklenti vardı. Evet sağlık anlamında hatta bu üç ülkeden de daha iyi konumda bu süreci geçirdik. Allah'a hamdolsun. Üç ülke var işte Rusya, Çin, İran. Onları zaman zaman veriler konusunda bir uluslararası anlamda soru işaretleri olduğu için belki onları bir değerlendirme dışında tutmak lazım. Ama şimdi böyle kategorileştirme yaptığımızda sağlık kategorisinde bu şekilde bir ayrışmamız var. Pozitif bir ayrışmamız var. Ve şehir hastanelerinin kıymetinin ortaya çıkması, çok kısa sürede sahra hastaneleri yapılması, bunlar çok gerçekten kıymetli şeyler, değerli şeyler. Bu ülkenin vatandaşlarımızın her birinin gurur duyacağı işler. Öbür taraftan tarım, gıda. Ben bunu da kıymetli buluyorum. Çünkü tüm ülkeler gıda anlamında, tarım ürünler anlamında yurt dışı ihracatı kestiler. Şimdi siz kendi kendine yeten ülke misiniz? Bunu göreceksiniz. Yıllarca bize muhalefet yine bu ülke kendi kendine yeten ülke iken bu ülkeyi saman ithalatına mecbur bıraktınız. Dönem dönem işte yağışların az olması, çok olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandı. O dönemde saman ithalatı yapmak zorunda kaldık. İşte saman ithalata mecbur bıraktınız ülkeyi. Ya bakıyorsun 3 ay boyunca raflardan bir tane ürün, bu sadece temel gıda maddeleri değil, temel gıda maddeleri dışındaki ürünlerde bir tanesi eksiklik oldu mu? Allah hamdolsun olmadı. Ben kendi açımdan dahi yani tek düşündüğünüz şey o süreçte kendiniz değil, ailenizin aç kalmaması işin doğrusu. Yani sağlıkla beraber bir de bunu düşünmek durumundasınız. Çünkü
Şehir arası yollar, üretimler birçok şey yaşamış. Bunda bir problem yaşandı. 3 ay boyunca yaşanmadı. Allah etmesin. Yani 6 ay sürse yine belki Allah'a şükür böyle bir süreç söz konusu olmayacaktı. Bakıyorsunuz düzen, intizam, yani Ankara'dan alınan bir karar, Van'da nasıl uygulanmış, İzmir'de nasıl uygulanmış, Eskişehir'de nasıl uygulanmış, İstanbul'da nasıl uygulanmış. Evet, İçişleri Bakanlığı ve onunla beraber valilikler neredeyse düzen, intizam, defa grupları, defa gruplarındaki işte din adamlarının, imamların, müezzinlerin, öbür tarafta öğretmenlerin, yerine göre bekçilerin, polislerin o vefa gruplarıyla yapmış olduğu işler, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız evler yaptığı ziyaretler, bütün bunlar bu anlamdaki süreçler. Sosyal politika anlamında 5.3 milyon vatandaşımıza biner lira destek verdik o süreçte. Yeter ki kendi ihtiyaçlarını giderebilsinler diye ve bunun gibi daha birçok paketler açıklandı. Şimdi olsa paketlerin çoğunu biz bile zaman zaman takip edemez ve zihnimize tutamaz hale geldik. Ekonomi konusunda, ekonomi, bu da sosyal politika ve ekonomi aynı anda kısa çalışma ödeneğinden direkt esnaflarımıza yapılan 200 bin artı 25 bin destekler, kredi destekleri, bütün bunlar o süreçte ciddi anlamda pozitif ayrışmamıza sebebiyet verdi. Dış politika, yani dış ilişkiler, yurt dışından birçok vatandaşımızın hasta olmayanların da getirilmesi, hasta olanların ya sağlık ambulansıyla ülkemize getirilmesi, KYK yurtlarının bu anlamda kullanılması, her yer KYK yurdu açılımında çok sayıda KYK yurdu oldu. Bunlar da kiralama suretiyle yapıldı. Niye kiralama suretiyle bunları yaptınız diye muhalefete aslında bu süreçte o yönden de bir cevap oldu. Hangi bakanlığı düşürsek şu an zihnimizde, hangi bakanlığı düşürsek gerçekten her bir birim kendi vazifesi en iyi şekilde yaptı, ama bu sadece 3 aylık işte Aralık'tan Mart'a, Mart'tan Haziran, Haziran'dan yıl sonuna değil. Bu 18 yılın bir birikimi. Yani 18 yıllık bu süreçte elde edilen yatırımların ve çalışma azminin, çalışkanlığın bir neticesi olarak ben değerlendiriyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir arkadaşımız bugüne kadar da yaptığı görevlerle aslında bugünün yaşanmasına fırsat verdi. Onun için aslında bu biraz önce söylediğim pandemi sonrası ben bu süreci sadece ekonomi anlamında, sağlık anlamında bir farklılık olarak görmüyorum. Bu anlam farklılık oldu. Ekonomi konusunda da bir farklılık durumu söz konusu olacak. Çünkü dünyada birden fazla model konuşuluyor bu konuda, tartışılıyor. Evet. Bu modeller L modeli, U modeli ve V modeli. Ben zaten L modeli hiç ihtimal dahilinde görmüyordum ülkemiz için o süreçte yaşananlarda. U modeli noktasında da işte biraz U gibi aşağı inip bir süre o aşağıda kalıp daha sonra yükselme durumu söz konusu olacak diye raporlar öngörüyordu. Ben ülkemizin V modeli kesinlikle olacak, ama V'nin bir bacağı acaba oval mi yoksa direkt mi çıkacak? Şu anda Haziran ayı verilerine baktığımızda V modelinin o diğer ayağının direkt olarak yukarıya doğru çıktığını, hem güven endeksinde hem ihracatta geçen senenin aynı ayına göre, bir önceki aya Mayıs'a göre değil, geçen senenin aynı ayına göre 15.6 ihracat artışı var. İhracat sadece üretimden yapıyorsunuz. Bu değerli bir şey. Son, yani bununla alakalı biraz uzattığım farkındayım ama buna çünkü çok değer ve kıymet veriyorum. Bununla ilgili biz de Ar-Ge birimi olarak şu anda önemli bir çalışma yapıyoruz. O da vicdan ve merhamet siyaseti. Yani program başında söylediğim, 300 yıldan bu yana dünyayı yöneten Batı medeniyeti bu salgınla çökmüştür. Zaten zihniyetin çöktüğünü, o medeniyetin çöktüğünü biz biliyorduk. O medeniyetin insan hakları derken sadece kendi vatandaşı insan hakkı sağladığını, Suriye'deki bir vatandaşın insan hakkı gibi bir düşüncesinin olmadığını, hatta Suriye'den kendi ülkesine gelen insanların da insan hakkı gibi bir değerinin olmadığını düşündüğünü biz biliyorduk. Ama bu süreç şunu göstermiştir ki Batı sadece Suriye'deki, Filistin'deki bir insanın, Arakan'daki bir insanın insan hakkını değil,
kendi topraklarında kendi vatandaşın huzur evinde kalan insanların da haklarını muhafaza edecek bir sistem kurmadığını gördük. Onlar da gördüler. Onun için bundan sonra dünya beşten büyüktür sözü daha büyük karşılık bulacaktır. Ha, bize düşen şu vardır. Hızla kendi medeniyetimizin bu döneme dair neler ortaya koyduğunu ortaya koyacak çalışmalar yapmamız lazım. Yani bu çalışmalar ilahiyatçılarımız tarafından, sosyologlar tarafından gerçekleştirilebilir. Sosyal bilimciler tarafından gerçekleştirilir, siyaset bilimciler tarafından gerçekleştirilebilir ama bizim medeniyetimizin inşası ve bu bizim medeniyetimizin tüm insanlığa, yani İslam medeniyetinin tüm insanlığa ortaya koymuş olduğu o heyecan ve coşkuyu, bilgi birikimi yansıtmamız lazım. Bununla ilgili makalese makale, kitapsa kitap ortaya koymak lazım. Dediğim gibi biz yaklaşık 30 tane akademisyenimize şu anda bununla ilgili ricada bulunduk. Bu çerçeveyi ortaya koyarak bir makale ortaya koymalarını istedik. Ve onlar da şu an çalışmaları yapıyorlar. Yani ben bunu zaman zaman kendim, kendi okumalarımdan akıl, bilim ve kalp diyorum. Çünkü bir karar verirken, biz siyasetçi karar veriyoruz sonuç olarak. Karar verirken sadece aklımıza göre vermiyoruz kararı. Aklımızla beraber vicdanımıza göre. Vicdan ve merhamet varsa burada ona göre karar veriyorsun. Evet. Yok vicdan ve merhamet gözüyle bakmıyorsan Suriye'deki aylan bebeğe, o vicdan yoksa o zaman nefs-i emmare'ye göre karar veriyorsun. Nefs-i emmare ön plana geldiğinde kendine göre işte rasyonelite bunu gerektirmiyor. Rasyonelite oradaki insanların orada silahlar altta kalmasını gerektiriyor. Ben burada rahat yaşamam lazım dediğin an işte nefs-i emmare orada devreye giriyor. Yok kardeşim, ben vicdanıma göre karar veriyorum. Bunun bereketini de, huzurunu da, sükunu da Allah verir zaten. Nazarıyla bakıyorsan o zaman işte o vicdana göre, merhamete göre karar veriyorsun. Ben bunu böyle değerlendiriyorum ama inşallah bunu ayrıntısıyla ortaya koymaya çalışacağız. Efendim, şimdi programımızın süresini tamamladık. Tabii soru çok ama biz son olarak sizin... Son soruların zor olduğunu tahmin ettim. Bunun için ben de uzattım biraz. Yok, aslında son olarak biz şunu benimsiyoruz. İzleyicilerimize, özellikle program genç gazeteciler, genç izleyicilerin yoğun olduğu bir programı planlamıştık. Şu an biz ekran başında izleyen genç kardeşlerimiz için, küçüklerimiz için ve aynı yaşta olanlarımız için bir mesaj vermeyi arzularız. Her katılımcıdan da programın sonunda bir mesaj isteriz. Hayır adına, faydalı olması adına bu programların. Sizden de bir mesaj alalım genç kardeşlerimize, emsallerimize, büyüklerimize ve programı bu şekilde nihayete erdirelim isterseniz. Evet, yani genç kardeşlerimiz herhalde 10 yaşından itibaren artık genç sayabiliriz. 55-60 yaşına kadar devam eden süreç. Yani birçok onlar üzerine bir takım kendi şahsi hedeflerini koymak isteyenlere fırsat vermesinler. Bir kere aileye kıymet versinler. Aile mefhumu, anne baba, kardeş, bunlar değerli. Eğitim, kendi eğitimleri ve bu eğitimi değerler noktasında inşa etmeye gayret etsinler. Çokça okuyup çokça sosyal hayatı içinde olmakta fayda var. Sosyal medya onlar için asosyal medya haline gelmesin. Çünkü bazen asosyal medya haline gelebiliyor ama internet de bilgi edinme noktasında önemli bir araç. Yani hayatlarını bu anlamda değerli kılmakta ve bu heyecanları ortaya koymakta fayda var. Çünkü biz Müslüman bir memleketiz. Müslüman insanlarız. Ona göre hayatımızı ortaya koymak durumundayız. Buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da bu ülkenin 83 milyon vatandaşının kıymet verdiği, değer verdiği hususlar, hasletler. Bu değerlerimize sahip çıkarak yolumuza devam edelim.
teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Aslında bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz bu binada yine farklı konuklarla, farklı gündemlere daha iyi şeyleri konuştuğumuz bir programı gerçekleştireceğiz. İnşallah bize daha iyi ev sahipliği yaparız. Eyvallah. Bir suyla kandırdık sizi. Allah razı olsun. Allah bunları aratmasın diyelim. Amin. Amin inşallah. Efendim yaz gecelerini noktalıyoruz. Yaz gecelerini bugün başkentten seslenmeye çalıştık sizlere. Konya'dan gazeteci arkadaşlarımız Kanal 42 Haber Müdürü Bekir Akkaş ve Merhaba Gazetesi Emre Özgül ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Avukat Hamza Dağbey'e sorularımızı yöneltmeye, sizlerin sorularını aktarmaya çalıştık. Yeni bir yaz gecelerinde görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı geceleriniz olsun.